en düşük emekli maaşı ne kadar olacak gibi sorularımız var. Ekonomiyi de biraz konuşmak istiyoruz bu dilimde. Ekonomist Muhammed Bayram da konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar Akif Bey, yayınlar. Merhaba, teşekkür ederim. Hemen direkt bu asgari ücret artışının emekli maaşına nasıl ve ne kadar etkileyebileceğini konuşarak başlayalım. Hatta rakamlar üzerinden de biraz konuşalım. Asgari ücrete rekor bir zam yapıldı. Bir önceki dönemin ara dönemine göre, yani 5-5 süreye göre %107'lik bir artış yapıldı. Tabi bu artış şu andaki enflasyon rakamlarına göre makul bir artış. Hem işçi cephesinden hem işveren cephesinden sevinçle karşılandı. Tabi burada hem işçinin alım gücünü korumak hem de işverenin rekabet gücünü korumak adına bu düzey önemliydi. Ama tabi 11.402 lira net asgari ücret rakamı bölgeden bölgeye değişiyor. Yani tabi ben burada şu anda Denizli Çivril ilçesindeyim. Çivril ilçesindeki maaş alan asgari ücretliyle Denizli ilindeki bir kişinin geçim endeksi çok farklı. Denizli sanayi bölgesi, ihracat kenti. Ama tabii burada kiralar 3 bin lirayken Denizli'nin kent merkezinde kiralar hemen 2 katına 3 katına çıkabiliyor. O yüzden burada tabii asgari ücreti konuştuk. Asgari ücret şu anda yeterli bir düzeyde ama daha sonraki dönemlerde bölgesel asgari ücretler ya da başka bir yöntem konuşulabilir. Daha önce bunu dile getirmiştik. Asgari ücret şu an itibariyle Ya dengeli bu bir hep İstanbul şekilde üzerinden de önümüzde. konuştuğumuz ama hiç olmayan bir şey. Bölgesel asgari ücret uygulaması. Hatta şöyle şeyler olduğunu da biliyoruz. Yani işte Güneydoğu'da 11 bin lira verip maaşı bankaya yatırıp elden 3 bin lirasını geri alan şirketler falan olduğunu da zaman zaman duyuyoruz. Haberlerini yapıyoruz. Böyle şeyler de yaşanıyor dönem dönem. Buna dair soruşturmalar vesaire de oluyor. Emekli maaşına nasıl etkiler? Tabii. Burada ama Akif Bey şunu ekleyeyim. Zaten büyük şehirlerde şu an asgari ücret neredeyse yok. Ve Türk İş'teki asgari ücretli sayısı %10'u geçmiyor toplam çalışanda. O yüzden asgari ücretliyi biraz daha detaylandırmamız gerekiyor. Asgari ücrette %17 enflasyon oranı varken, yani şu anda Mayıs ayı itibariyle 15.26 çıktı enflasyon oranımız. Haziran enflasyonu 5 Temmuz'da açıklanacak. %17'ler seviyesi biraz enflasyon oranı bekliyoruz. Burada tabii devletimiz iki katlık bir artışla, yani %17 iken enflasyon oranı %34'lük bir artış yaptı asgari ücrete. En az aynı düzeyde hem emeklilere hem memurlara maaş artışını bekliyoruz Akif Bey. Tabi burada en düşük emekli maaşına başlayalım, 7500 lira. 5500 lira seviyesinden 7500 liraya çıkartıldı. Ama tabi 7500 lira, 7501 lira alanlara bu maaş zammı yansımadı. Bu ara bir zam mı? Mart döneminde yapıldı. Buna ilişkin kanun düzenleme hızlı bir şekilde meclise gelecektir. Ama ben en düşük emekli maaşının 10 binler seviyesine çıkmasını bekliyorum. Yani %34'lük bir artış yapıldı asgari ücretliye. Yine aynı düzeyde bir artış yapılırsa 10 binler düzeyine gelir en düşük emekli maaş. İşçi ve memur emekli maaşlarının artış oranı farklı mı? Tabi burada kamu işçilerine bir müjdeli haber vermiş Sayın Cumhurbaşkanı. Bu kapsamda en düşük kamu işçinin maaşı tabanı brüt 15 bin lira. İlk 6 ay için %45, ikinci 6 ay için %15, ikinci yıl içinde %10'luk bir artış öngörüldü. Yani bunu aslında dezenflasyonist bir sürece girdiğimiz, yani enflasyonun hızlı bir şekilde düşeceğini anlayabiliriz. İlk 6 ayda, önümüzdeki 6 ayda hem asgari ücretli hem memura hem emekliye maaş zammı artışı hızlı bir şekilde yapılmalı ki, enflasyon baskısı üzerine alınmalı ki daha sonraki zamanlarda biraz da rahat edebilsin. O yüzden bizi burada kamu işleri maaşı %45 bir artışla en düşükte 21 bin ila 22 binler seviyesine girecek. Tabi burada aynı devlet dairesinde çalışan kamu işçisi de var. Normal memur ve A kadro KPSS'den giren memurlarımız da var. Burada çalışma barışını korumak adına kamu işçilere yapılan zammın aynı oranında yapmalı ve artı üzerine geçilmeli. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı buna ilişkin de bir müjdeli haberi vardı. En düşük memur maaşı 22 bin lira olacaktı. Yani işçi maaşıyla memur maaşı arasında bu dönemde bir koordine olacak. Özel sektörü de doğrudan etkileyecek önümüzdeki aydan itibaren. Herkes maaşlarında bir artış bekliyor asgari ücretle birlikte. Bu enflasyonla mücadeleyi de konuştuğumuz bir dönemde enflasyona ezdirmemek adına yapılan bu zamlar. Biz geçen seneden beri şeyi konuşuyoruz. Acaba bir kısır döngü mü? Yani işte dönüp kuyruğumuzu yakalamaya çalıştığımız ve bunun enflasyonu tetiklediği, tekrar zam geldiği, asgari ücretin yükseldikçe enflasyonun da artmasıyla tekrar yükseldiği ama alım gücünde büyük bir değişiklik olmadığı gibi bir kısır döngüde olduğumuzu çok konuştuk. Oradan da beraberinde çıkabileceğimiz bir dönemde miyiz, nasıl çıkarız, yoksa bu böyle gidecek mi? Enflasyon hızlı bir şekilde düşüş olacağı bir sürece girdik Akif Bey. Burada biz iktisatta ona ücret fiyat sarmalı diyoruz sizin bahsetmiş olduğunuzda. Doğru bir tespit. Ama önceki dönemlerde 5.005 lirayken asgari ücret, tabi orada CHP'nin 10 bin lira teklifi vardı.
DİSK'in 12 binler teklifi vardı. Hatta DİSK bu dönemde 17 bin olsun asgari ücret açıklaması yaptı. Yani burada 17 bin bir kişi çalışıyor, iki kişi çalışırsa 34 bin bir eve para girsin. Evet doğru. Türk İş'in zaten yoksulluk araştırmasında 33 bin 34 binler seviyesinde. Doğru. Ama tam da böyle artışlar yapılması işte iktisatta o terime göre ücret fiyat sarmalarına sokar. Yani ücret arttıkça fiyatlar artar, enflasyon artar. Enflasyon artar, ücretler artar. Bu sarmalı kıracağımız döneme girdiğimizi düşünüyorum. Çünkü mevsimsel etkilerden dolayı yaş meyve sebzelerde de düşüş yaşandı. Bizim asıl nedenimiz enflasyonda enerji fiyatlarıydı. Enerji fiyatlarının küresel çapta ucuzlamasıyla birlikte bu maliyet enflasyonu etkileyici bir unsurdur. Dolar 26 lira oldu ama. Yani enerji dolarla alıyoruz onu da. Tabii Sayın Mehmet Şimşek açıklama yaptı. İrrasyonel bir zemine döneceğiz dedi bundan sonra. Ekonomide bir sadeleşme dönemine giriliyor. Bu döneme kadar dolar bir seviye tutulmaya çalıştı ve Merkez Bankası rezervleri de bu ölçüde eridi. Ve şu anda Merkez Bankası'nın net rezervleri 8,5 milyara çıkmış seviyede. Hayır, 8,5 milyar dolar arttı. Oraya çıkmadı. Arttı. Arttı. Yani ne kadar olduğunu bilmiyorum ama 8,5 milyar dolar daha arttığı söylendi. En fazla artış yaşanan dönemde, haftalık dönemde. O yüzden biz burada bir ekonomide sadeleşme dönemine gireceğimizi öngörebiliriz. Ve ekonominin aslında kendi haline bırakılacağı bir dönemdeyiz. Burada dolar kuru 26 ile 28'ler seviyesine çıkacaktır. Evet doğru, dolar kuru arttıkça enflasyon bir baskıya da sebep alacaktır ama enflasyona beraber de bu hep bahsediyoruz ya, iletişim dilinin aktif kullanılması. Hem Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanımız, hem Mehmet Şimşek iletişim dilini aktif kullanarak enflasyon düşürmek adına bazı önlemler alıyor ki zaten kur kol mevduatta bu stopaj oranı hala sıfır olarak korundu ama döviz mevduat tutarları %25 stopaj oranı getirildi. Bu gibi önlemlerle birlikte sadece dolar kuruna baz almadan enflasyona karşı mücadele edilecek önümüzdeki dönemde ve bununla beraber sene sonu itibariyle hızlı bir dezenflasyon sürece girilecek. Sene sonuna kadar ya şöyle bir şey aslında doları o yüzden biraz söyledim. Yani beraberinde işte kurda artış var, faiz arttı. Bu herhalde bir işsizlik sorunu getirir mi önümüzdeki aylarda? Tabii Türkiye'nin uygulamış olduğu milli ekonomi programı var. Bu milli ekonomi programında yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla hedeflenen bir program. O program, tabii burada biz şu anda... program değişmiyor mu mesela şu an o programa uygun hareket edilmiyor herhalde değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli'nin söylemleri hiçbir şekilde faiz söyleminden de bu milli ekonomi programından da dönülmediği noktasında. Ama burada kısa bir dönemde bazı önlemler alınması gerekiyor. Tabi bu rasyonel zemine dönülmesi aslında bankacılık sisteminde ve ekonomik düzleminde 250'den fazla regülasyon getirildi. Yani ihracatçının parası bozduruldu. Yine aynı şekilde zorunlu bir şekilde dönüşüm sağlandı. Bunları aslında sadeleşme dönemine girdik. Ve biz yeni dönemde aslında sadeleşmeyle beraber enflasyon mücadeleyi göreceğiz aktif bir şekilde. Bir sonraki Merkez Bankası toplantısında da faiz artışı bekliyor musunuz? Mutlak surette bekliyorum. Benim beklentim %20'ler seviyesindeydi. Ama az önceki sorunuza da bağlantı olarak cevap vereyim. Burada biz yatırımı, üretimi, istihdamı kalıcı halde sürdüremezsek, yani biz geçen sene 5.6 büyüdük. İlk çeyrek %4'lük bir büyüme ki rekor seviyede bir büyüme. Bütün Avrupa ve Amerika evet. Küçülürken. Bizim eğer yatırımı, istihdamı sağlayamazsak, devam ettiremezsek tabii ki işsizlik artar. Büyüme azalacağı için İslam'daki azalış ciddi bir şekilde ortaya çıkar. O da istemediğimiz bir şey. Ama bunun tabii kademeli bir şekilde kullanılacağı ve enflasyonist bir şekilde, enflasyon ortamdan hızlı bir şekilde çıkılacağı döneme gireceğiz. Yani faizlerin artmamasının sebebi zaten yatırımla ilgiliydi. Faizleri düşük tutalım ki yatırım artsın diyeydi. Şimdi faizler yükseldiğinde yatırım olur mu? Şu anda zaten Akif Bey, yani daha geçen hafta bayramdan önce aylık %6 faiz oranından bir tanıdığımız bir kişiye, minimum malum şey yaptığımız bir firma kredi kullandı. Yani o da yıllık %72 demek. Yani şu anda piyasada zaten çift faiz, çift döviz kuru vardı. Döviz kurunun yukarı doğru salınmasından dolayı çift döviz kuruna artık vazgeçildi. Hala çift faiz ortam var ama burada çok açık ve net söyleyeyim, bankalar faiz kara borsacılığı yapıyor. Yani hangi banka kime, hangi şartta kredi kullanacak kendisi seçiyor. Ve ticari kredilerin %15'ler seviyesinde olduğu ama kendisinin mevduat olarak %40'lar seviyesinde para topladığı bir düzende banka tabii kredi vermez. Şu anda piyasanın en büyük sorunu likidite sorunu. Yani bankalar işletmelere kredi veremiyor. O yüzden bu çift faiz oranının kalkmasını bekliyoruz. Tabii rasyonel zemine dönmek ve sadeleşmek zaten bundan geçiyor. Normal bir zemine döndükten sonra piyasa kendi seviyesini bulacaktır. Sayın Bayram, biz ne zaman böyle biraz rahatlar... Oh diyeceğiz. Ya oh der miyiz çok emin değilim ama hiç oh dediğimiz bir zaman çok oldu mu bilmiyorum. Kolay bir şey değil sonuçta.
petrolümüz, doğalgazımız hani istediğimiz oranda yok. Bulursak oh deriz. Daha fazlasını bulursak yani, bir miktar bulduk da. Ne zaman böyle tamam ya, işler oturdu, işte dolar da bir yere oturdu, piyasada normalleşti, işsizlik sorunu da böyle bunlarla beraber, ya işte 2007-2008'lerde yaşadığımız sürece döneriz. Biz 2018'den beri zorlu saatlerden geçiyoruz. Yani orada bir kur hatağı oldu. Bundan sonra pandemi süreci başladı. Bütün dünyada enflasyon bir sürece girildi. Bu enflasyon süreçle beraber maliyet enflasyonu baş gösterdi. İnşaat maliyetleri yükseldi, enerji fiyatları yükseldi. Tüm maliyetler yükseldi ve ekonomi durma noktasına geldi. Avrupa ile beraber Amerika'da faiz arttırdı. Faiz artımla beraber sıkı para politikasına geçtiler ki bu enflasyon ortamına mücadele etmek için. Ama uygulamış olduğu yöntemin yanlış olduğunu kendileri gördü. Yani bu da büyümeyi engelledi, işsizliği arttırdı bütün Amerika'da ve Avrupa bölgesinde. Yine biz de bunun tam tersine düşük faiz politikasına devam ettik. Ama bizim burada enflasyonun asıl kaynağı maliyet enflasyonu değil, talep enflasyonu. Bir şey talep sorabilir miyim? Avrupa ve Amerika yanlış yaptığını gördü diyorsunuz. Çünkü büyümeyi engelledi diyorsunuz. Biz tam tersini yaptık. Faizleri düşük tuttuk. Büyümeye devam etti. Ama biz de bu politikayı değiştirdik şu anda. Yani bu politikayla gidebilecek olsak. Belli bir döneme kadar bunu yapılması gerekiyordu Akif Bey. Çünkü eski Merkez Bankası Başkanımız da gerçekten çok önemli görevler üstlendi. Ve KKM ile beraber bir taşla beş kuş vuracağız demişti. Şöyle bakanlardan mısınız ya? O dönem o politikanın uygulanması gerekiyordu. Bu dönem bu politikanın uygulanması gerekiyor gibi. Mutlak, o gün o doğruydu, surette. Bugün bu doğru gibi mi yani? Mutlak surette ekonomi tek bir doğru olamaz ki. Yani o dönemde uygulanması gereken politika bizim gazdan ayağımızı çekmemiz gereken, frene basmamız gereken bir noktaydı. Pandemi süreci devletimiz kıra çalışma ödenekleri, nakit ücret destekleriyle beraber işverenin yanında oldu. Eğer bunlar verilmeseydi has safhada işsizlik olacaktı. Tamam. Ve istihdam engellenecekti. Ve bu dönemde evet, rasyonel bir zemine dönmekten başka çaremiz kalmadı. İşlemesi Mehmet Şimşek'in çok yerinde. Büyük bir teveccühle, büyük bir güvenle beraber ekonomi başına geçti Mehmet Şimşek ve ekibi. Yine aynı şekilde Cevdet Yılmaz da eski Kalkınma Bakanı. Evet. Şu andaki politika kademeli bir şekilde bu heterodoks politikalardan ortodoks politika geçiş, ama bu şu anlama gelmesin. Önceki uyguladığımız politika irrasyoneldi. Şu anda rasyonel politika döneceğiz değil. Şu an o dönemde uygulanması gereken politikalar onlardı. Pandemi sürecine itibaren şu anda pandemi etkileri ortadan kalktı. Tedarik zinciri kırılmıştı. Anladım. O zaman o rasyonel, şu an bu rasyonel diyorsunuz. Evet. Peki, takdir kamuoyunun. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun.